Bismillahirrahmanirrahim. Yani modern algı, modern düşüncenin reddettiği hususlardan bir tanesi de Mehdi'lik. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini onlar söylüyorlar, iddia ediyorlar. İslam'a, İslam akidesine Mehdi'liğin sonradan intikal ettiğini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o noktada bir ifadenin sadır olmadığı iddiasındalar. Hint uygarlığından ya da İslam'ın içinde daha sonra büyük bir kopuşla ayrılan Şia'dan Ehl-i Sünnet'e intikal ettiğini savunuyorlar. Peki Sünnet-i Seniyye'ye baktığımızda, temel metinlerimize, hadis mecmualarına baktığımız zaman meseleyi şöyle mülahaza, mutala edebiliriz. İlk olarak Mehdilikle alakalı hadis-i şerifler tevatür derecesinde 30'dan fazla sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini rivayet ediyor. 30'dan fazla sahabi. Ali bin Ebi Talib, Hüseyin bin Ali radıyallahu anhuma, Abdurrahman bin Avf, Ebu Hureyre, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Amr radıyallahu anhum bunlardan bir kısmıdır. Yani 30'dan fazla sahabi radıyallahu anhum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Mehdi'nin geleceğini farklı şekil ve suretlerde rivayet ediyorlar. O halde Mehdi aleyhisselamla alakalı hadis-i şerifler tevatür derecesinde. Fakat bunlardan bir kısmı sahih, bir kısmı hasen, bir kısmı zayıf derecesinde. Ama külli manada baktığınız zaman Mehdi ile alakalı hadis-i şerifler tevatür derecesinde 30'dan fazla sahabi Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini rivayet ediyor. Hadis mecmualarına baktığınız zaman almışlar. Yani Buhari, Müslim'in dışında hemen her hadis mecmuasında Mehdi Aleyhisselam'la alakalı rivayetler var. Ehl-i Sünnet uleması Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği noktasında ittifak ettiler. O halde birinci başlığımız bu. Yani 30'dan fazla sahabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Mehdi'nin geleceğini rivayet ediyor. Buhari ve Müslim'de Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine dair açık sarih bir ifade yok Mehdi Aleyhisselam'la alakalı. Peki buradan da itiraz ediyorlar. Madem Mehdi Aleyhisselam gelecek, bununla alakalı hadisler tevatür derecesinde, o halde neden Buhari'de, Müslim'de Mehdi Aleyhisselam'la alakalı rivayetler yok? Yani Buhari'ye baktığınız zaman İmam Buhari rahmetullahi aleyh 300 bin hadis ezberlediğini, bunlardan 200 bininin sahih olmadığını, 100 bin hadisin sahih olduğunu, El-Cami'u Sahih'i ise o hadisler arasından seçtiğini ifade ediyor. Yani 300 bin hadis biliyor, ezberlemiş 300 bin hadis. Bunlar arasından seçiyor, Buhari'yi seçiyor. Peki Buhari'de ne kadar rivayet var? 7275, Allahu alem, o kadar hadis var. 7275. Fakat Buhari'nin ezberlediği hadislere baktığınız zaman bunun çok daha üzerinde. O halde İmam Buhari rahmetullahi aleyh şunu ifade ediyor. Yani sahih hadisler sadece bu kadar değil. Bunun dışında da sahih olan rivayetler var. Yani aşere-i mübeşşere ile alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada yaşarken cennetle tebşir ettiği sahabeden işte Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum, onların da içinde olduğu 10 sahabi var. Onun dışında Efendimiz aleyhisselamın müstakil olarak ifade buyurduğu, tayin ettiği, cennetle müjdelediği sahabiler de var. O halde sahih hadis deyince bunlar sadece Buhari ve Müslim'deki rivayetlerdir. Böyle anlamıyoruz. Bizzat İmam Buhari rahmetullahi aleyh pek çok hadisi dışarıda bıraktığını ifade buyuruyor. Neden böyle yaptılar? Eğer bütün sahih olan hadisleri alsalardı, o zaman Buhari'yi okumak, Buhari'yi anlamak, Buhari'yi ezberlemek ümmet için daha zor olacaktı. Onun için yani Buhari'ye baktığınız zaman bizim Buhari ile alakalı o dersimizin mukaddimesine de dileyen kardeşlerimiz müracaat ederlerse orada da göreceklerdir. İmam Buhari rahmetullahi aleyh
meşhur imamların rivayet ettiği, kendinden önce rivayet ettiği hadis-i şerifleri almıyor. Yani eğer bir hadis zayi olacaksa onu alıyor sahih bir hadis. Ama sahih bir hadis meşhur imamlar tarafından rivayet ediliyorsa onlara çok fazla öncelik vermiyor. Diğerlerine daha fazla öncelik veriyor. O halde ikinci husus, evet Buhari'de, Müslim'de açık, sarih Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine dair bir rivayet yok. Ama Buhari ve Müslim'in dışındaki hadis mecmualarına müracaat ettiğimizde 30'dan fazla sahabiye Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği isnat edildiğini görüyoruz. Peki itiraz edilen üçüncü nokta Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine dair İbn-i Mace'nin bir rivayeti var. La Mehdiye illa bi İsa. Yani sadece Mehdi İsa Aleyhisselam'dır şeklinde bir rivayet var. Böyle anlayabiliriz. Mehdi olarak İsa Aleyhisselam gelecek şeklinde mana verirsek buna La Mehdiye illa bi İsa Aleyhisselam. Peki bu hadis-i şeriften hareketle İsa Aleyhisselam'ın nuzulu olacak. O zaman Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini kabul edemeyiz. Çünkü hadis-i şerif bu şekilde onu reddediyor. İbn-i Mace bunu rivayet ediyor. Fakat İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadisi hadis imamlarımız, cerh ve tadil uleması zayıf kabul ediyorlar. Onun içindir ki kütübü sitte ya da usulü sitte alimlerinden hiçbirisi bu hadisi almıyor. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de bu hadis yok. Sadece bunu kim alıyor? İbn-i Mace alıyor. Diğerleri zayıf olduğundan dolayı almıyorlar. Peki bu hadisi sahih kabul etmiş olsak, o zaman Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine bu aykırı olur mu, muhalif olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktadaki rivayetlerine baktığımız zaman, hadislerine baktığımızda ne buyuruyorlar? La salate li caril mescid illa bil mescid. Yani mescide komşu olanın namazı ancak camide olur. Peki evinde kılarsa olmaz mı? Olmayacak şeklinde mi anlıyoruz? Hayır. Ne diyoruz? Onun namazı camide kamil olur. O zaman La Mehdiye illa bi İsa Aleyhisselam, yani kamil olan, masum olan Mehdi Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Yani bir Mehdi Aleyhisselam var ama masum olanı, kamil olanı Hazreti İsa Aleyhisselam olacak şeklinde ulemamız, esnafımız böyle anlamışlar, böyle mana vermişler. Peki Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine diğer bir itiraz ise, eğer siz bunu kabul ederseniz, Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini kabul ederseniz, bu durumda bitmeyen kavgaların önünü açarsınız. Bitmeyen fitnelerin önünü açarsınız. Bir sürü adam zuhur eder, Mehdi olduğunu söyler. Orada 10 kişi toplar, burada 100 kişi toplar ve sonra onlarla ümmet içinde bir kavga, orada, burada, şurada kavgalar zuhur eder, fitneler zuhur eder. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahireti irtihal edince, işte onun zamanında, ahir ömründe ortaya çıkan ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra büyük bir fitne olarak zuhur eden Müseylimetül Kezzab var. Peygamber olduğunu iddia ediyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun hakikatine bakarak yalancı peygamberler ortaya çıktı. Yani yalancı peygamberler var diye Risalet müessesesini inkar etmek neyse, yalancı Mehdiler var diye Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini inkar etmek aynıdır. Arasında fark yok. Yani bu ümmet ilk en büyük savaşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahireti irtihal etmesinden sonra Müseylimetül Kezzab'a karşı veriyor. Peki Müseylim'in büyük bir ordusu var. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz zamanında o ordu çökertiliyor. Peki bu adam peygamber olarak ortaya çıktı. Yani onun bu davasından, bu iddiasından dolayı Risalet müessesesi zararlı kabul edilecek. İnsanlığı fitneye, fesada sürüklüyor. Bu şekilde mi kabul edilecek? Elbette hayır.
O halde hayatın gündüzü varsa gecesi de olacak. Peygamber varsa, nebiler varsa, mütenebbiler olur, bunlar zuhur ederler. Mehdi Aleyhisselam var, olacak, gelecek Allah'ın inayetiyle. Ama onun hakikatine bakıp yalandan kendinin Mehdi olduğunu söyleyen adamlar zuhur etmiştir. Ama bu ümmeti sarsamamışlardır. O menzilinden, istikametten ayıramamışlardır. Peki Mehdi'nin gelişini inkar edenlerin diğer bir iddiası ise, eğer Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini kabul edersek, bu durumda bu ümmeti atalete sürükler. Yani Mehdi'yi beklerler, Mehdi gelecek, Kudüs'ü fethedecek, Mehdi gelecek, ümmetin önünü açacak. Mehdi Aleyhisselam gelecek, ümmet zafer kazanacak. Bu tür beklentilere Müslümanlar mağlup olurlar, mahkum olurlar, yatarlar, uyurlar. Böyle deniyor. Mehdilik yakın bir zamandır inkar ediliyor. İşte Batı düşüncesinin etkisiyle ifade ve izah edemediklerinden, pozitivist akla mahkum olduklarından belki reddediyorlar. Farklı aidiyetler buluyorlar eski uygarlıklardan, Şia'dan aidiyetler buluyorlar, reddediyorlar, inkar ediyorlar. Peki tarihe baktığınız zaman Selahaddin Eyyubi Hazretleri Mehdi'nin geleceğine inanıyordu. Ama Kudüs'ü Hazreti Mehdi gelsin, fethetsin demedi Selahaddin Eyyubi. Büyük bir ordu hazırladı. Camilere, mescitlere, tekkelere haber gönderdi. Eğer biz bu camileri doldurmazsak وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Eğer namazı ikame ederseniz Allah Teala sizinle beraber olacak, bizimle beraber olacak. O halde camileri dolduralım, Allah Teala'ya tevbe edelim, istiğfar edelim, ümmet olalım. O orduyu hazırlar, Kudüs'ün üzerine Selahaddin Eyyubi Hazretleri gider. Alparslan Selahaddin Eyyubi gibi o da Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanıyordu. Ama Doğu Roma'nın ordusuyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelsin savaşsın demedi. Osmanlı'nın akide, o dönemde telif edilen akide kitaplarında ya da Osmanlı medreselerinde okutulan akide kitaplarında Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği var. Fakat Hüdavendigâr, Sultan Fatih, Yavuz, Abdülhamit Han Hazretleri Mehdi Aleyhisselam gelsin, bu ümmetin önünü, yolunu açsın demediler. Peki şimdi bunlar Mehdi Aleyhisselam'ı inkar ediyorlar. Ne oldu? Bir asırdır sürekli sahnede sahte kahramanlar görüyoruz. Ha kurtulduk, kurtuluyoruz derken yeni bir mahkumiyete mağlup oluyoruz. Yani bir yerden başka bir yere savruluyoruz. Modern anlayış. Oturuyorlar, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğine dair lüks otellerde sempozyumlar düzenliyorlar. Şu kadar para harcıyorlar. Peki ne yapıyorlar? Bu ümmetin selametine, bu ümmetin yaşamış olduğu imani, siyasi, içtimai, iktisadi, şu krizden kurtuluşuna dair ne yaptılar? Nerede bu ümmetin önüne geçtiler? Yani Kudüs'ün kurtuluşuna dair. İşte Müslüman gençler var, onların ameliyeleri var, orada cihad edenler var, mücadele edenler var. Peki Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini inkar edenlerin Kudüs'ün kurtuluşuna dair projeleri nedir? Ya da şimdiye kadar yaptıkları amel nedir? Suriye'deki kadınların ırzına geçiyorlar, Müslüman kadınların. Çocuklar yetim kalıyor. Bu adamların, Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini inkar edenlerin konuşmalarına bakın. Çıkarın bütün muhtevasını ortaya koyun. Ümmetin bu siyasi krizden kurtuluşuna dair, Kur'an-ı Kerim'in bir nizam çerçevesinde yeniden dünyayı tayin edişine dair ameliyeleri nedir, cehdleri nedir, gayretleri nedir? Yoksa otururlar sabahtan akşama kadar ya medreseyi, ya tekkeyi, ya Buhari'yi, ya Müslim'i, ya İmam Ebu Hanife'yi, İmam Hanbeli, Malik, İmam Şafii'yi, ulemayı, eslafı, yani İslam devleti kurmuş. 14 asrın 12 asrında Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılarla dünyaya hakim olmuş, o hakimiyeti Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ile
teyit etmiş, tahkim etmiş, ümmeti tenkitten öteye ameliyelerinde, konuşmalarında ne görüyorsunuz? Peki o zaman eslafımız, ecdadımız, onlar Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini inanıyorlardı. Ama biz burada duralım, Mehdi gelsin, Aleyhisselam bu ümmeti kurtarsın demediler. Ümmetin kurtuluşunu ona havale etmediler. Üzerlerine düşeni yaptılar. Bugün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanıyoruz. Neden? Çünkü 30'dan fazla sahabi rivayet ediyor. 30'dan fazla sahabi rivayet ediyor. Olacak, gelecek diyorlar. O halde biz de bundan hareketle bunu söylüyoruz. Fakat yani yatıp uyumuyoruz işte. Mehdi Aleyhisselam gelsin, bu ümmete şeriatı anlatsın, öğretsin, telkin etsin, tebliğ etsin. Ulemamız, alimlerimiz öyle demiyor, siz de öyle demiyorsunuz. İşte sabahın erken saatinde, 1 Temmuz gününde evinizi, yerinizi, yurdunuzu bıraktınız. Ümmetin kurtuluşu Kur'an-ı Hakim, sünnet-i seniye çerçevesinde nasıl olur diye onun için buradasınız. Diğer bir itiraz, Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi neden Kur'an-ı Kerim'de yok? Yani Allah Teala madem Mehdi Aleyhisselam gelecek, niçin Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Mehdi'nin gelişinden bahsetmiyor? Her şey Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Bu zikri Kur'an-ı Kerim'i sana indirdik. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ İnsanlara beyan etmen için. Yani beyan edecek, ifade edecek, izah edecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O halde Haşr suresinde Allah Azze ve Celle وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Peygamber aleyhissalatü vesselam size ne veriyorsa onu alın. Oradaki ma umumiyet ifade ediyor. Yani ne veriyorsa peygamber size وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Yani onu alacaksınız. İman edişiniz, Müslüman oluşunuz size bunu emreder, bunu gerektirir. Yine Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُلْ اَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Yani bu hitap size döner, bu hitap sizi bağlar. Ancak siz bunu anlayabilirsiniz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ Allah'a itaat edin. Ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim'e itaat edin. Allah Teala yani nasıl onunla irtibat kuruyoruz? Kur'an-ı Kerim üzerine irtibat kuruyoruz. اَطِيعُوا اللّٰهَ Sonra atıf harfi geliyor. وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ Vav, atıf için olan vav harfi geliyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ Ve Resul'e itaat edin. Peki Allah Resulü Aleyhisselam aramızda değil. Bu ayet de kıyamete kadar geçerli. O zaman Resul'e itaat edin ne demek? Sünnet-i seniye itaat edin. Eğer sünnet-i seniye hurafe ise, sünnet-i seniyenin zayıf olanı, sahih olanından ayrılmayacak olsaydı, Allah Teala gaybı bilen Allah Azze ve Celle, sahihi zayıf olandan ayırt edilemeyecek sünnet-i seniyeye ittiba etmeyi bu ümmete emreder miydi? Emredip ondan sonra ahirette bundan dolayı hesaba çeker miydi? Elbette hayır. O halde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ Bir de sizden ulul emre itaat edin. Orada ul emri minkum onun başında ati'u fiili yok, emir fiili yok. Yani neden onu getirmiyor Cenab-ı Hak? Ati'ullaha ve ati'ur rasule var. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Çünkü ulul emir dediğimiz devlet başkanları ya da alimler onlar bizzat delil değildir. Eğer Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyeye uyuyorsa ifadeleri, amelleri, hareketleri o zaman itaat edeceksiniz.
Peki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ Eğer bir konuda nizah ederseniz ne yapacaksınız? Nasıl çözeceksiniz? Oryantalistlere mi müracaat edecek bu ümmet? Gadamer'e mi gitsin? Ya da meşhur Gözler'e mi gitsin? Kime gitsin? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ Eğer bir konuda nizah ederseniz فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ O konuyu Allah'a götürün, o konuyu Peygamber aleyhissalatu vesselama götürün. İlallahi, Allah'a götürün, Allah Teala ile bu ümmet nasıl irtibat kuracak? Kur'an-ı Kerim üzerinden. Kur'an-ı Kerim'e götürün. Peki Kur'an-ı Kerim'de Mehdi aleyhisselamla alakalı açık bir ifade bulamadık. Peki nereye gideceğiz? Var Rasuli. O zaman Peygamber aleyhissalatu vesselama gidin. Vav, atıf harfi olan vav ne ifade ediyordu? Mugayere. Yani ikisi ayrı şeyler. Allah'a gidin, Kur'an-ı Kerim. Resulullah'a gidin, sünnet-i seniye. Yani ikisi aynı diyemeyiz. O zaman Kur'an-ı Kerim'de haşa hata var. Allah Teala bu harfi burada haşa yanlış kullanmış gibi bir mana ortaya çıkar. Yani eğer orada tabii farklı bir durum husus yoksa ki burada öyle bir durum yok. İtaatte Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Bu ifadeler geldiği zaman ikisi ayrı şeyler. Aralarında bir münasebet var ama münasebetle beraber bir de mugayeret var. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. O halde evet Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine dair açık bir ifade yok. Ama o Kur'an-ı Kerim bize diyor ki eğer bir konuda nizah ederseniz Allah'a gidin. Eğer bir konuda nizah ederseniz Peygamber aleyhissalatu vesselama gidin. Kur'an-ı Kerim'de bulamayınca Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnetine müracaat ediyoruz. 30'dan fazla sahabi bize Mehdi aleyhisselamın geleceğini haber veriyor. Hemen karşıda yani karşı sayfanın dibi Nisa suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Yani oradaki la'ya sıla diyoruz, zaide diyoruz. Yani Allah Teala yemin ediyor. Rabbine yemin olsun ki لَا يُؤْمِنُونَ Onlar iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimuke seni hakem yapana kadar nerede fima şecere beynehum yani ihtilaf ettikleri aralarında ihtilaf ettikleri konuda seni hakem yapmadıkça yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Kim hakem olacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yuhakkimuke fiili muzari olarak geliyor. Mazi değil. Yani teceddüt ifade ediyor. Kıyamete kadar Peygamber aleyhissalatu vesselamın hakemliği devam edecek. Ümmet ona müracaat edecek. Nerede? İhtilaf ettiği konuda. Şimdi ümmetin arasına oryantalistler bir ihtilaf mevzu getirdiler, bıraktılar. Onlardan bir tanesi de Mehdi aleyhisselamın zuhuru gelişi. Peki Allah Teala ne buyuruyor? İhtilaf ettiğiniz konuda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı hakem yapmadıkça yemin olsun ki Rabbinize iman etmiş olmazsınız. Ayet değil mi? Nisa suresi 65. Peki Allah Resulü aleyhisselam aramızda mı? Hayır. Nasıl Allah Resulü aleyhisselam hakem olacak? Bu ayet kıyamete kadar geçerliyse nasıl hakem olacak? Onun sünneti seniyesi hakem olacak. İşte 30'dan fazla sahabi Mehdi aleyhisselamın gelişini haber veriyor kardeşim. 30'dan fazla sahabi haber veriyorlar, gelecek diyorlar. Kur'an-ı Kerim de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müracaatı bize emrediyor. Ona gideceksiniz diyor, ona müracaat edeceksiniz. Fakat İbn-i Cerir et-Taberi rahmetullahi aleyh lehum fiddunya hizyun ayet-i kerimesini tefsir ederken Bakara suresi 114. ayet-i kerime ayetin sonu lehum fiddunya hizyu ve lehum fil ahireti azabun azim. Burada ehli kitaptan bahsediyor. Onlar için dünyada bir
perişanlık, mağlubiyet vardır. Lehum fid dünya hizyun, ölümle, esaretle, cizyeyle, mağlubiyetle gelecek bir perişanlık var o ehli kitap için. Bu diyor Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla olacak. Bakara suresi 114. ayet-i kerime. Tabi bu yani delalet yoluyla olur, doğrudan değil. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktadaki hadis-i şerifleri açıktır, zahirdir. Efendim Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine itiraz edenlerin diğer bir iddiası ise, yani Şia'da bundan bahsediyor. Başka uygarlıklarda da var. Dolayısıyla bu ümmet oradan almıştır. Yani şimdi başka uygarlıklarda matematiksel olarak 2 çarpı 2 4 ediyor dediklerinde, biz de 2 çarpı 2 4 ediyor dersek, o zaman biz onlara mı mensup oluyoruz? Bunu onlardan mı alıyoruz? Ya da başka bir uygarlıkta, anlayışta, bozuk bir fırka Allah Teala'nın varlığına inanıyor, iman ediyor. Biz de Allah Teala'nın varlığına iman ediyoruz, elbette iman ediyoruz. Yani imanımızın temeli esası odur. O zaman yani onlar bozuk diye muvahhid olan müminler de onlara mensuptur mu diyecekler? Yani olabilir, bazı alanlarda onlar da ehli iman gibi düşünebilirler. Zaten Şia'yı ehli dalalet kabul ediyor ehli sünnet, ama yekün hattıyla İslam'ın içinde kabul ediyorlar ama ehli dalalet. Fakat belli hususlar var ki o noktaları eğer izhar ediyorlarsa, Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya hakaret eden, söven, o en iffetli kadına en iffetsiz isnatta bulunan birisi küfre girmiştir. Açıkça küfürdedir. Yani ehli dalaletidir bunların. Fırakı dalesidir bu ümmetin onlar. Fakat onlar buna inanıyor diye, kabul ediyor diye ehli sünnetin Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu kabul etmesi onlardan aldığı anlamına gelebilir mi? Gelmez. Neden? Çünkü onlar otururlar, hadis uydururlar. Peki 30 sahabiden geliyor, her birerinin senedi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uzanan senedi var. Onların içinde sahihler var, hasen olanlar var, zayıf olanlar var. Ama netice itibariyle Ehl-i Sünnet'in istidlal etmiş olduğu hadis-i şeriflerin her biri senedi var, o yolla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşır. Dolayısıyla yani yekün hattıyla baktığımızda evet onlar Şia, onları biz yani küfür dairesinde görmüyoruz ama belli hususlar var tabii. Oralara mahkum oldularsa zaten hükümleri açıktır. Ama ehli dalalettir, onlar da Mehdi'yi kabul ediyor diye ehli sünnetin Mehdi anlayışı onlardan alınmıştır. Böyle bir iddiada bulunmak, onlar namaz kılıyorlar, siz de namaz kılıyorsunuz. Namazı Kur'an-ı Kerim'den değil de Şia'dan aldığınız gibi basit, sıradan, akıl sahibi birinin söyleyemeyeceği bir ifade olur. Bundan öteye geçmez, geçemez kardeşim. Başka bir iddiaları diyorlar ki, Kâb-ül Ahbar rivayet ediyor Mehdi Aleyhisselam geleceğini, Vehb-i Münebbih rivayet ediyor. Kâb-ül Ahbar'dan Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine dair bir rivayet yok. Vehb-i Münebbih'ten sadece bir rivayet var. O da sahih bir rivayet. Zaten cerh ve tadil alimlerimiz Vehb-i Münebbih'i onu sika bir ravi olarak kabul ettiler. Yani onlar ehli kitaptan aldılar, oradan geliyorlar diyecekler. Onun için Mehdi Aleyhisselam'la alakalı hadis-i şeriflerin Kâb-ül Ahbar kanalıyla rivayet edildiğini söylüyorlar. Esasında 30 sahabi dedik. 30 sahabiden rivayet ediliyor. 30 sahabiden gelen senetlerin hiçbirinde Kâb-ül Ahbar yoktur kardeşim. Tekrar hadisenin başına dönersek, Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini Efendimiz Aleyhisselam haber verdiler. Kıyametin önünde gelecekler.
Muhammed bin Abdillah olacak adı buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adı Efendimiz Aleyhisselam'ın adından, babasının adı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının adı olacak. Yine Fatıma Aleyhisselam'ın soyundan gelecek. Peygamber Aleyhisselam'ın kızının soyundan gelecek. Zulümle dolan yeryüzüne adaleti hakim kılacak. Yani bunun akla aykırı hangi boyutu var? Ömer bin Abdülaziz zamanında bu ümmet adaleti hakim kılmadı mı? Salahaddin Eyyubi, Alparslan, Sultan Fatih, Yavuz, onlar zamanında yeryüzüne şeriatı hakim kılmadılar mı? Yeryüzünün en güçlü, en müessir devletlerinin bu ümmet Kur'an-ı Kerim'le, sünnet-i seniye ile amel edince kurmadılar mı? Peki Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla, zulümle dolan yeryüzüne adaleti hakim kılması bu ümmetin neden akla aykırı olsun ki? 14 asırlık tarihe baktığınız zaman belki 2 asrında fetret görürsünüz farklı zamanlarda, ama 12 asrında bu ümmet dünyaya hakim olmuştur, en güçlü devletleri kurmuştur. Son tahlilde şunu tekrar söyleyelim, altını çizelim. Bu ümmet tarih boyu Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanmıştır. Ama Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inananlar evlerinde yatmadılar, aileleriyle keyif yapmadılar. Onlar hüdavendigâr oldular, Kosova'da şehit oldular, Yavuz oldular, Kanuni oldular. İşte Zigat var da orada ruhlarını atın üzerinde seferde ilerleyen yaşında Allah Azze ve Celle'ye teslim ettiler. Salahaddin Eyyubi, Alparslan, onlar hep inanıyorlardı Mehdi Aleyhisselam geleceğine. Alimler, meşayih-i kiram, esnafımız, ama yatıp uyumadılar kardeşlerim. Dolayısıyla birkaç tane serserinin Mehdi diye ortaya çıkması, tarih boyu onların Mehdilik iddiasında bulunması, buradan hareketle Mehdi Aleyhisselam zuhurunu inkar etmek, mütenebbiler çıktı diye Müseylimetül Kezzaplardan hareketle Allah Resulü Aleyhisselam'ın risaletini inkar etmek kadar bayağı bir iddia olur. Evet, Mehdi Aleyhisselam gelecek. Çünkü وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُّهَى. Diline yalan ve yanlış demeyen Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve sellem, onun geleceğini haber veriyorlar. Peki biz kendi amelimizle mükellefiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey ümmetim, oturun Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyin. Onunla zalimleri durduracak, küfrün o devasa devletlerini hezimete uğratacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam'dan böyle bir rivayet yok. Ümmet böyle de anlamadı. Onlar kendi üzerlerine ne düşüyorlarsa cihada dair, mücadeleye, mücahedeye dair onu yaptılar. Onu yerine getirdiler. Şimdi bana dair, sana dair, ona dair düşen vazifeler, üzerimize düşen vazifeler neyse verdiği planda, içtimai planda ümmet olarak, Müslüman olarak onları yapmakla mükellefiz. Vakti geldiği zaman gaybı Allah Teala bilir, Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir. Tabii İsa Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın nuzulu Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla beraber olacak. Ama imamette Hazreti Mehdi olacak. Deccalı İsa Aleyhisselam'ı öldürecek. Öldürürken ona Mehdi Aleyhisselam yardım edecek. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudan ümmet kadrosunda olduğundan dolayı imamette Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı olacağı rivayet ediliyor namaz kıldırırken. Anlatacağım Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulünü inşallah bir derste onu anlatacağım. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek kardeşim. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatemul Enbiya'dır. İsa Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olarak gelecek. Zaten modern aklın itiraz etmesinin arka planda o var. Çünkü batıya, hakim olan batıya Hazreti İsa Aleyhisselam'ın
Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olmasını anlatamıyorlar, ifade izah edemiyorlar. Onun için reddediyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim cem edilirken, Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz zamanında bir heyet kuruluyor. Heyetin başında kim var? Zeyd bin Sabit radıyallahu anh var. Ayet-i kerimeleri sahabe radıyallahu anh'ın getiriyor. Herkes iki şahit getiriyor. Yani ayet olduğuna dair. Zaten komisyondakiler hafız. Peki Tevbe suresinin son iki ayetini kim getiriyor? Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh. O getiriyor. Bir şahitle gelince kabul ediyorlar. Neden kabul ediyorlar Huzeyme'nin rivayetini? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh Efendimiz'e dair men şehide lehu Huzeyme fehuve hasbu. Huzeyme kime şehadet ederse yeter buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, o kafidir. Hani bir at hadisesi vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem at aldılar, Bedevi'den dönüyorlar. Farklı rivayetler var bununla alakalı. Parayı eve gidince bakiyesini verecek. Adam arkada atı başka birine satıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam geri dönüyor. Adam yanına gidiyor. Sen bana bu atı satmadın mı diyor. Hayır diyor Bedevi. Eğer sattıysam şahit göster. Allah Resulü aleyhisselamın yanında şahit yoktu. Sahabe-i kiram radıyallahu anh toplanıyorlar. Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh öne çıkıyor. Ben şahidim ya Resulallah diyor. Efendimiz Huzeyme'ye atı satın alırken sen orada değildin. Neye göre bana şahit olacaksın, şehadet edeceksin diye sorunca sana göklerin haberiyle şehadet edeceğim ya Resulallah. Sen buyurmuyor musun? Bana melek geliyor, Cibril geliyor, Allah'ın ayetlerini tebliğ ediyor. ذَٰلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْهِ. Yani o gaybtan gelen haberleri sen bize bildiriyorsun. Biz sana iman ettik. Yani oradan melek geliyor. Allah Teala'nın ayetlerini getiriyor. Sana burada inandık. Basit bir hadise, at satın aldınız. Vahiy noktasında yalan konuşmayan bir at satın alır da orada yalan konuşur mu ya Resulallah? Eşhedü ke bi haberi sema. Sana göklerin haberiyle şehadet ediyorum deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men şehide lehu Huzeyme fehuve hasbu. Huzeyme kime şehadet ederse yalnız başına Huzeyme'nin şehadeti kafidir, yeterlidir buyuruyor. 19 mucizesi diye bir yalan çıkarmışlardı. Yani biz İmam Hatip'teyken daha zahirdi bu. Şimdi bunun Türkiye'den de mümessili olan adamlar var. Mümessili olanlar var. Bakarsanız Peygamber aleyhissalatu vesselama sünnete sövüyorlar. Babaları vesaireleri Müslüman olabilir. Ama yerli oryantalistleri bu ümmetin içine koyuyorlar. O yerli oryantalistler vasıtasıyla ümmetin hakikatine sebep ediyorlar, taan ediyorlar. Peki bu adamların iddiası neydi? Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler 19 mucizesine uyuyor. Sadece Tevbe suresinin son iki ayeti uymuyor. Onlar biliyorlar ki o komisyona Tevbe suresinin son iki ayetini, yani لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ve sonraki ayet-i kerime, bu iki ayeti kim getiriyor? Huzeyme bin Sabit getiriyor. Yani onun şehadetini iki şahit yerine kabul ediyorlar. Neden? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ona dair olan Huzeyme'nin tek başına şehadeti kafidir ifadesinden dolayı böyle alıyorlar. Şimdi on biliyor tabi buradan girecek. Buradan girince başka yerlere gidecekler. Bu ayet-i kerimelere itiraz ediyorlar. Kur'an-ı Kerim matematik kitabı mı kardeşim? Formül mü? Eğer öyle matematikle alakası irtibatı olsaydı o zaman bunu Allah Resulü haber verirdi. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Allah Teala zikir olan Kur'an-ı Kerim'i beyan etmek üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı indirdi. Bana indirmedi, sana indirmedi, ona şuna buna indirmedi.
Allah Resulü Aleyhisselam'a indirdi. O ne buyurduysa o şekilde buyurduğu gibi almaya, inanmaya, iman etmeye mecburiyetimiz var kardeşim. Bu din oryantalistlerden öğrenilmez. Peygamber düşmanlarından bu din öğrenilmez. Hani bir ara işte böyle matematik formülüyle yine ifade izah edenler vardı. Şu ayet şöyle matematik vesaire çıkıyorlardı ekranlara. Böyle keçi sakallı bir tane adam vardı çıkıyor. Senin bir defa imana, İslam'a aidiyetin varsa önce o sakalını düzelteceksin. Önce o sakalınla Resulullah Aleyhisselam'a ait olacaksın. Eğer bırakacaksan o sakalı, o sakalda Resulullah Aleyhisselam'a ittiba olacak. Sen besmeleden haberin var mı ya? Sana mı kaldı Kur'an-ı Kerim'i anlama? Ama bunlar beslemelerdir. Oradan çıkarıyorlar. Öteden çıkarıyorlar. Ekranlara taşıyorlar. Peki inandıracaklar belli masallara. Belli masallara inandırdıktan sonra diyecekler ki şimdi nasıl Tevbe suresinin son iki ayeti 19 mucizesine uymuyor diyorlarsa aynı buradan hareketle diyecekler ki bak şu 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 ayet de Kur'an-ı Kerim'deki bu matematik sistemine uymuyor diyecekler. Efendim şunun için söyledim. Kur'an-ı Kerim cem edilirken iki şahitle ayetleri kabul ediyorlar değil mi? İki şahitle. Oradakiler de hafız. Peki 30 sahabinin şehadeti var. Neye dair? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine dair kardeşim. 30 sahabinin şehadeti var. Mehdi Aleyhisselam gelecek. Ama bu ümmet oturup Mehdi'yi beklemeyecek. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inananlar nasıl Kosova'da, Malazgirt'te, Kudüs önlerinde büyük zaferler kazandılarsa Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inananlar oturmayacaklar, yine büyük zaferlere imza atacaklar Allah'ın inayetiyle. Şimdi şöyle, sahih hadisi bir hadis-i şerifi inkar eden birisi sahih olsa bile kafir olmaz. Ehli dalalet olur, ehli bidat olur. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle amel edilmez, edilemez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaati reddederse, sünneti teşhideki yerini, hüküm koymadaki yerini reddederse o zaman kafir olur tabii. Yani umum manada sünnetin teşhideki yerini reddederse o adam kafir olur. Ama sahih bir hadisi alır inkar ederse, yani Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu inkar eden birisini tekfir etmeyeceksiniz tabii. Etmeyeceksiniz. Mehdi Aleyhisselam'ı inkar eden birinin arkasında namaz kılınır mı diyorsun değil mi? Başka bir camide kıl. Evet, peki. Efendim? Ses alamıyorum. Evet. Ya Allah bilir. Allah Teala bilir. Evet. Onlara geleceğiz. O yani o onları zaten bu akide kitabımızda var. Yani konuyla alakalıysa alayım. Sesli olsun ki arkadaşlar duysun. Ney? Hayır efendim. Sahih olan rivayetlerde Efendimiz yüz alametlerinden bahsediyor, nesebinden bahsediyor, kim olduğundan bahsediyor. Efendim Mehdi olacağını Allah Resulü Aleyhisselam haber verdi. Belli, duvar belli, yol belli. Şimdi şeriatı yaşayacak. Nasıl ulemamızı, meşayih-i kiramımızı tanıyorsak bu ümmetin her dönemde alimleri, alim-i rabbanileri olacak.
bu alim-i Rabbani'leri hadis-i şeriflerdeki özelliklerde hareketle gösterecekler. Şimdi burun yapısı, yüz yapısıyla alakalı belli sahtekar herifler var. Ekranlara dansözlerle beraber çıkıyorlar. İşte bak diyor, yüzüme bak, burnuma bak, ağzıma bak. Tam Mehdi değil mi diyor, benziyor. Mehdi'ye benziyorum diyor. Ya ulema tanıyınca ehli iman da tanıyacak. Ya o vakti geldiği zaman Resulullah Aleyhisselam bu ümmet nasıl tanıdıysa Mehdi Aleyhisselam da tanıyacak kardeşim. Detayı nasıl olacak? O Efendimiz Aleyhisselam gayba dair ne kadar haber verdiyse biz o kadar biliyoruz. Yani ahireti Resulullah Aleyhisselam'ın anlattığından daha ayrıntılı anlatabilir miyiz? Anlatamayız. Yani ahiretten bir perde insanlara gösterip işte buyur ahiret burası diyebilir miyiz? O zaman gaybe iman ortadan kalkar. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi hudan lil muttaqin ellezine yu'minun bil gaybi. Biz gaybe iman ediyoruz. Yani gayb zahir olursa o zaman gaybe iman ortadan kalkar. İmtihan ortadan kalkar. Herkes ne olur? İman etmiş olur. Şimdi Mehdi Aleyhisselam bu. Ama bu ümmetin içinde yani alimlere, ulemaya Mehdi denmiştir kardeşim. Mehdi. Ama onlar nedir? Mecazi manada Mehdilerdir. Yani hadidir, Mehdidir. Hidayete ulaştırılmıştır. Hidayete ulaştırandır. Mecazi manada Mehdiler bu ümmetin alim, uleması için kullanılır kardeşim. Kullanılır. Yani siz şimdi böyle ulemadan, ehl-i sünnet ulemasından birisine Mehdi diyorlarsa bunu hangi manada anlıyorsunuz? Mecazi manada anlıyorsunuz. Peki burada bir inhiraf, savrulma var mı? Yok kardeşim. Zaten Kur'an-ı Kerim'de, sünnet-i seniyede o manada siz de hadisiniz. Öyle değil mi? Yani doğru yola davet ediyorsanız, çağırıyorsanız siz derken yani tabi bunun derecesi farklı olur.